Ya Melike, senin yaptığında biraz cehalet, kusura bakma da diş fırçasıyla ayakkabı fırçasını karıştırmak gibi bir şey bu yani. Yok artık, evet. Yok artık yani. Gören de der ki, pardon. Sanki bu sarı bez, pardon da, bu sarı bezle ben masayı sildim, bu sarı bezle yere düştü, tamam. Ben bu sarı bezi yerden aldım da elimi sildim, bak, koydum. Burada. Bu sarı bez tertemiz sarı bez, tamam mı? Mis gibi sarı bez. Hayalden önce burayı sildim. Sonra yağlı olmayan tarafıyla da elimi sildim. Hayatım bak, burası bizim mutfağımız yani. Değil. Evet, seyirciye hitap ediyoruz. Kayınvalidelere güzel ya yemek kızlar, çıkarıyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Amma abarttınız. Aynı şeyi evimizde de yapıyoruz. Ya bak, burası yerleri mi sildi? Yerleri mi sildi? Evime gelenler benim kendi misafirlerim, kendi ailem. Burada Nursel Hanım da yiyor. Benim kayınvalidem aynen. Senin pasaklı yemeğini yemek zorunda değil. Şahist Hanım, ne yaptınız siz ya? Gelinizin açığını mı arıyorsunuz şurada oturup? Elini sildi mesela, bu bizim için bir şey, güzel bir şey yaptınız ama siz gelinizin açığını ortaya çıkardınız. Ben görüyorsam, farkında mısınız? Ben dürüst bir insanım işte. Dürüstünüz. Bu kadar da dürüstüm. Hmm. Evet, gördüğüm an söylerim. Bunu Ayşegül de yapsaydı, Elif kızımız da, Tuğba kızımız da yapsaydı ben bunu... Onu benim zaten kızım, söylerdiniz de. Söylerim, kız gelinime de söylerim. Hayır, yani de... onu zaten söylerdiniz diyorsunuz ya, işte farkımız bu. Ben... Benim gelinim de yapsa ben bunu söylerim. Şimdi farkımız bu. Bence siz onu söylemezdiniz. Şu anda intikam derdine girdiniz. Size sabah evet, öyle bir evet. Video geldi de, ki, de, evet. Öyle bir videoda geldi ki kızı yerden yere vurabilmek evet. için şurada oturdunuz, açık aradınız. Burada ayıp ettiniz. Geliniz o da vermesin, açık bir vermesin. Sahibi, tamam evet. Vermesin, tamam evet. Ona da katılıyorum. Açık diyorsunuz vermesin. Ki ben yetiştirdim. Evet. Ağzınızda da kendiniz söylediniz. 18 yaşına kadar eğitim hayatı vardı. Bütün çocuklar 18 yaşına kadar eğitime önem verdiğimiz için bir şey yapmıyorlar. 18'inde ben aldım. Sizin yetiştirdiğiniz bu mu? Benden her şey öğrendi diyor. Evet, demek ki siz de onu yapıyorsunuz. Benden her şey öğrendi. Benden yemek yapmasını öğrendi. Benden düzeni öğrendi. Ha. Ama bazı şeyler vardır ki çocukken evet. Gösterilir, iyi yaptırılır. Yapmış, iyi yapmış. İmada kalır, onu devam i̇yi ettirir. İyi şeyleri... Siz... O dimağda kalır yaptıkları çocukken, devam ettirebilir. Ağaç yaşken iyiliyor. Canım evet. Benim, evet. Yaptığı iyi şeyleri sizden öğrenmiş, kötüleri de annesinden öğrenmiş. Evet, böyle yanlış olmuş. Bir şey yok. Geçeceksiniz bunları. Melike ya, en eski tanıyan seni benim. Beraber de yarıştık. Evet canım, ne skandaldan geliyor? Skandaldan başka bir şeyini konuşmuyoruz. Ne bir başarım var, ne bir kendini kanıtlamışlığım var. Hep bir olay, hep bir gündeme gelme çabası, hep bir entrika, hep bir oyun. Hepsi sizden çıkıyor ne hikmetse. Neden? Neden biliyor musun? Bilmiyorum Elifciğim. İşte sana ben soruyorum. Ben senin gibi bumerang git gel yapmadım. Ya, onay yarışmadım. Bir saniye. Yok. Ben onay yarışmadım. Onay. Ben yarıştığım zaman 7 aylık hamileydim. Nasıl? 1,5 ay yarıştım ve 1,5 ayda 10 bilezik verilmiyordu o zaman. 5 bilezikte 2 kere 10 tane bilezik, 11 çeyrek aldım. Onlar da az olduğu için tahtaya yazılmıyor. Hmm. Ama emin ol ki bu devran böyle gitmez, tamam mı? Şu an ben bir çıkış aşamasındayım. Şu an o engabeli yollardan geçiş aşamasındayım. Geçtiğim zaman, zirvede adımı gördüğün zaman sen televizyonlar Çiğdem'in çıtlar beni izlersin. Melike'ye bir iyilik yapacağım. Ha canım. Onu tenekeye yazıyorum. Üzülme. Ay yaz adı üzülme. Gözüksün. Evet. Sen kendin tenekedesin hayatım. Tamam. Üzülecek olan sen olmalısın. En azından ben senin gibi bir sezondur yarışmadım. Bir sezonu bıraktıktan sonra da buraya gelmedim. Sen hala teneke listedesin. Bence ağlayacak şey olan sensin, ben değil. Sus, bir sus ya. No. Önce mi yazmıştı sana? No. Milattan daha önce. Fi tarihi yaz. Bir de Melike. Sen en son yarışmadan elendiğinde dolar ne kadardı? Dolar çok yükseldi. Sen o kadar yükseldin mi? Vallahi sen en son ne kadar yarıştığında dolar ne kadardı? Sen nasıl yükselemediysen, bak. O aylar boyunca nasıl yükselemediysen... Hakkımı bakma yeme. Şekerim de ben 1,5 ayda yükselemem. Hakkımı yeme. Okay. Hayatım... İki ay yarıştım, gittim sonra geldim finalde yarıştım. Melike... Ne oldu sonuç? Sen sonuç iz bırakamayan bir gelinsin. İz bırakanlar zaten buradalar. Melike farkında mısın? O sarı bezi yine Şahiste teyze evet. Gündeme getirdi. Vallahi ya hiçbirimizin dikkatini, çok farkındayım. Hiçbirimizin tamam dikkatini çekmedi ama yine ne yaptı ne etti sana oradan sataştı. Vallahi ben anlamıyorum zaten. Sanki ben karşı tarafla sizlerle yarışmaya gelmemişim de benim rakibim sizler sanki değilsiniz de sanki.
Ben kayınvalidemle yarışıyorum. Yani 11 senedir zaten bana yaptığını bırakmadı, yapmadığını bırakmadı. Hala daha yarışmadayız abi. Sen görme. Sen niye beni timsahların eline atıyorsun? Görsen bile der ki insan, görmemezlikten gelir. Biri görse bile, aa yanlış tabii görmüşsünüz der. Ama benim kayınvalidem hiç, yani sıfır. Vallahi Şahist Hanım, ben Melike'ye yani biraz değil de bayağı hak veriyorum. İyi size dayanıyor gerçekten. Hiçbir gelinci bir kayınvalideye bu kadar dayanmaz. Çiğdem Hanım, siz ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Melike benim gibi bir kayınvalide bulsun da öpüp başına koysun. Neden? Ne yaptınız? Anladınız mı? Kim bu zamanda kimden 5000 lira kira alır? Pardon, ne Çeşme kirası? Çeşme gibi yerde. Pardon, anlayamadım. Ne kirası? Benim evimde kirada oturuyorlar. Nasıl yani? Bir dakika Şahist Hanım. Gerçekten beni her gün bir şoka uğratıyorsunuz. Siz ikimiz kirada, çift ikiz villada yan yana ikimiz de kiradayız demediniz mi? Evet. Bu nasıl oluyor, ben evet, anlamadım öyle yani. Dedim. Çünkü Melike bilmiyor zaten. Evler benim. Aa! Ya? Siz... Evet, ev sizin, evler ve benim. Gelininiz evin sizin ay, olduğunu bilmiyor, size kira ödüyorlar. Bana kira, ama biz, ben oğlumla şöyle anlaştım. Yanıma zaten o şartla geldi. Oğlum da buna tamam anne dedi. Çünkü şöyle, ben yanıma almak istediğimde oğlum zaten 4,5 yıldır yanımdalar. Ben ondan önceki kiracılar çıkınca zaten boş tutuyordum onu yedekte evi. Hmm, ne yapacaklarını planlı bilmediğim için, evet planlı. Oğluma dedim ki böyle böyle, ama oğlum gelmek istemedi. Şöyle ki gelirim dedi. Anne, ben o eve kira verirsem o şekilde gelirim dedi. Kira vermeden gelmem dedi. Ben şok. Oğlum, gerçekten. Evet öyle dedi. Şahist Hanım, ben size inanamıyorum ve gerçekten. Ben bitireyim bir saniye. Bak. Tamam anneciğim dedim. Çünkü ben kira vermeden gelip oturmam anne dedi. Atıyorum, çok cizli bir rakam verdi. Bugün orada bir çeşme gibi bir yerde 30 bin, 25 bin, 20 öyle o civarlarda. Hmm. 5 bin lira. Hani yeter ki bir şey vermiş olabileyim anne dedi. Ben istemiyorum. Evet alıyorum. Ali Cengiz oyunları çevirmişsiniz. Ev kendinizin, yanımda boşaldı, gel kiraya diyorsun. Bize günlerdir ikimiz de kirada oturuyoruz diyorsunuz. Şimdi evet, ev sizin evet, çıkıyor. Gelininizden kaldım. Kira alıyorsunuz. Her şeyi o gün meydan artık açıklıyorum. Yani, hiç tarzım olmayan şeyler. Hiç.